Bayram hastası var. Programı çalışıyor. Aa, buyur. Hangi insanlar, seven insanlar. Her insan. Bir sene gündüz var. Bir sene gündüz açma. Sağlık inşaatları. Herhangi bir yerlerde. Fatih değil. Ama kadın sorunları değil. Doğru mu sen? Engelde de. Engelde de. Bizim buradaki hepsi. Yani ben de iyi. Burada ders alıyor. Kurs alıyor. Fatih'e zor çözüyor. Gelir olur mu? Ben de sorun. Buraya gençliğine gönderdik. Buraya engelde. O zaman hiç anlamaz. Yani söyler insanına gibi davranır. Ama yok. Varlar bir kere zaten para veriyor. Gidin ha. Alın. Bilmiyorum. İşte gençler mesela. Yani çocuklar burada birleşelim diyor. Ne siyaset? Araya giriyor. Buyurun. Ama sonra. Sonra efendim. İyi de o zaman benim bir tarafım çizdi, o sorun bir kere sanmıyor musun? Çekmeyin ya. Yani burada o da yok, herhangi bir var. Mesela, buna da çok ilgili. Şimdi akıllarında şu var, sakat olan mağdurdur, cahildir. Zavallıdır. Zavallıdır. Ama Faruk'u görüyor ve Ömer'i görüyor. Ömer de bu arada bizim bankamızdır. Banker Ömer'dir. Evet. En azından ne yapıyoruz, ne diyoruz? Bir yakından görüyoruz, bizler kimiz? Hep fotoğraf alıyoruz ama beraber oturup yemek. Urfalı yaptın ha. Buraya gel arkadaşlardan. Ben hemen başlayayım. Hala yapılıyor. Bir şeyler yoruyorlar yani. Ve halkımıza ihtiyacı olanlara el uzatmak için bizlere el uzanmasını bekliyoruz. Ve bizlere el uzatan 2005 yılından beri Bedir abimizi asla unutmuyoruz. Her konuda her aradığımda Bedir abi yanımdaydı ve onunla bu yolla beraber çıktık diyebiliriz. Şu anda önümüzdeki yıllarda hazırlığını yaptığımız Doğu ve Güneydoğu'da engelli olmak adıyla Kars'ta yapmak istediğimiz kurultayı gerçek anlamda hak yerine ulaşması için etüt olarak, yer olarak, bina olarak, yerleşim olarak Kars'ımızın bu insan, engelli insanlarımızı burada misafir edecek konuma gelmesi lazım. Çünkü sıflarımıza göre 1000'in üzerinde engelli insanımız Kars'a gelecektir. Bu da Kars'ımız için hem turizm hem iş olanağının bir şekilde artırılması demektir. Ve biz Kars'ımızda Karslı hemşerilerimizden Kars'ımızı layık olduğu düzeye getirmesi için yardım ve destek istiyoruz. Hadi abi. Ha gayret abi. Yandan abi. Yetişemiyorsunuz. Köyden köye programı... Yok yok, dokunma. Dur. Hadi. Kalkma da. Hadi. 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 Eyvallah. Helal olsun. Saygın abi. Yaklaş. Yani işte yaşamak lazım onu. Yani dışarıdan bakıldığı gibi değilmiş. Kaldı ki yani hemen kendinizi sağlıklı hissedip doğruluyorsunuz topu almak için falan. Şimdi birazdan işte onu göreceğiz ama onu insanın hayatında en az yaşamında birkaç defa böyle yaşaması lazım. Gerçekten yaşaması lazım. Kendi yerine koymak. Şimdilerde empati dönüyor. Hakikaten yaşamak lazım. Sadece bu bir oyundu. Yani şimdi Bahattin Hoca'yı da dinlerken, Faruk Bey'i de dinlerken
birkaç adım dışarıda gözlerimi kapayıp gideceğim. Bakalım nasıl yürüyorum karda buzda. Öyle gidiyorum. Abi, öyle ya. Bak, gelesene buradaki. Her insan bir engelli adaydır. Biz de toplumun bir yerde kanaat önderleri olduğumuz için zaman zaman kendimizi hadi yapmamız gerekiyor. Gitmemiz lazım ki herkes bilsin. Yani Muharrem Bey'in dediği gibi de biraz sonra dışarı çıkıp da bir aracın altında kalıp engelli olmak, arkadaşlar gibi sandalyeye mahkum olmak da var insan hayatında. Her an olabilir. Onun için de biz bizzat paylaşarak onları da, çektiği sıkıntıları daha bir iyi anlayabiliriz. Sadece bir 3 Aralık'ta hatırlanmamalı engelliler. Hatta bu sene onun şeye, valiliğimiz bir etkinlik bile yapmadı. Değil mi? Bilimsel çalışmalar yaptım. Fotoğraflar falan da var. Muhtemelen benim var.